Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine The Hunter Call of the Wild'dayız ve yeni bir rehber videosu ile karşınızdayım. Eğer mümkün olursa her cuma bu rehber videolarına devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Desteklemek için kanalı takip edebilir ve aşağıdan beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi bu rehber videomuzda ki bir öncekini yukarıdaki kartlardan bulabilirsiniz. Bu rehber videomuzda ne yapacağız? Öncelikle şu ekranda gördüğünüz İşaretlerle ilgili hemen kısa bir bilgi vereceğim. Sonra harita ile ilgili bilgi vereceğim. Sonra bugün mesela hayvanlarla ilgili özellikle haritaya özgü hayvanlarla ilgili bir size bilgi vereceğim. Onun dışında belki hani orada bitiririz. Bir sonraki bölüme saklarız diğer geri kalan şeyleri. DLC'ler mesela hani o da bir merak konusu. Hangi DLC'ler alınmalı veya alınmamalı mı? Onunla alakalı da bu videoda hemen bilgileri bulacaksınız deyip videoma başlayayım şimdi. Evet şu sağ taraftaki şeylerden başlayalım birincisi zaten yuvarlak olan kısım pusula gördüğünüz gibi north kuzey demek onun dışında işte west east ve south diye batı doğu ve güney şeklinde gidiyor yeşil gördüğünüz o üçgenimsi şey de rüzgarın ne tarafa doğru estiği. Dolayısıyla hani sizin kokunuzu hayvanlar alıyor mu almıyorlar mı oradan görebiliyorsunuz. Artıyla gösterilen yeşil var. sizin sağlığınız. Çünkü bazı hayvanlar size saldırabiliyor. İşte kurtlar saldırıyor. Bizon mesela üstünüze doğru koşabiliyor. Geyiklerin bazıları boynuza atabiliyor. Onun dışında kalp koştuğunuz zaman böyle kırmızı atmaya başlıyor. O da sizin isabetinizi isabet oranınızı düşürüyor. Diğer şey olan şu an yuvarlak olup da şimdi elips gibi olan şimdi mesela çizginin altında gözüken bizim ne kadar göründüğümüz arkadaşlar. Bununla alakalı şöyle bir şey yapayım bakın. Koştuğum zaman zaten çok görünüyorum. Onun dışında bir ağacın içine vesaire böyle bir yerlere girdiğiniz zaman daha az gözüküyorsunuz. Hayvanların sizi görmemeleri lazım. Hatta burada o ağaçtan yok. Rancho Del Arroyo Diyasi haritasındayım bu arada. Meksika'da geçiyor. Burada o, o şey yok ama başka görürsem zaten onu da gösteririm. Böyle çam ağacı gibi bir ağaç var. Onun içine girdiğinizde gözükmüyorsunuz ama siz etrafı görebiliyorsunuz. Sağ tarafta yani onun da sağındaki hoparlör bizim ne kadar ses çıkarttığımızı gösteriyor. Arkadaşlar benim size tavsiyem hiçbir şekilde zıplamayın. Aynı zamanda şu şey yine bir DLC olan ATV DLC'sini göstereceğim şimdi. Onu da nasıl alacağınızı buradan göstereyim. Access Cache diyorsunuz. Bu eğer ki Blood Hunt yani şu köpek diyasınız varsa buradan çıkıyor. Bir tane zaten edinebiliyorsunuz. İsterseniz alabiliyorsunuz da sanırım 45 bin verip. Hani iki tanesini ne yapacaksınız? Tabii o da size kalmış. Mesela şöyle bir tane siyah istek talepte bulunalım. Bakın şöyle ATV geliyor. Bu ATV'yi bir dakika niye binemedim? Space deyip biniyorsunuz. ATV'yi nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Bu arada benim tipim efsane. bu da oyuna girerken size bir üyelik açmanızı istiyor. O ile açtıktan sonra bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kıyafeti. Bu kıyafetin birkaç türlü versiyonu var olmadı. Onu bir başka videoda anlatırım. Şöyle gördüğünüz gibi araç inanılmaz ses çıkartıyor. Yani ses barına bakarsanız şu an bayağı kıpkırmızı. Yaklaşık böyle 600 metreden araç ses çıkartıyor. Ve etraftaki hayvanlar kaçıyorlar arkadaşlar. Yani bu araçla hiçbir şekilde böyle haritada dolaşmayın bence. Yani ne yapabilirsiniz? Şu yollardan birazcık gidebilirsiniz ama hayvanların olabileceği işte göl vesaire yakınlarına bu araçla sakın gitmeyin. Ben şöyle söyleyeyim bakın zıpladığınız zaman bile 300-400 metre ötedeki hayvanları kaçırabiliyorsunuz. Bu araçla belki 600-700-800 metre ötedeki hayvanları kaçırma ihtimaliniz var. O yüzden aracı hani çok mü mü mümkün olduğunca kullanmamaya çalışın. Şimdi böyle ev işaretleri göreceksiniz haritada. Şimdi haritaya gelelim. Haritadaki bu ev işaretleri sizin direkt ışınlanmanızı sağlayabiliyor. Fast travel yapabiliyorsunuz. Bunlara outpost deniyor. Bir de şu şekilde dürbünümsü şeyler varlık outpost point'ler. Bunlar da gözcü kuleleri. Gözcü kulelerinden etrafı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda haritanın belli başlı kısımları açılıyor. İşte bu evler gözüküyor. Mesela ben şu evi açmamışım yeşil. Ama açtığınız evler zaten böyle beyaz gözüküyor ve direkt hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şu mor olan kısımlar sizin burada Avcılık yaptığınızı ve buradaki hayvanların bayağı korktuğunu gösteriyor. O yüzden oralara bu mor dağı almadan tekrar gitmeyin. Şunlar hayvanların ne zaman işte su içeceğini, ne zamanlar orada olduğunu gösteriyor. Onun dışında mesela şu an bu haritayı ben çok oynamadığım için bu haritada gözükmüyor ama yemek yeme ve dinlenme alanları da oluyor aynı bu şekilde. Oraları bu gördüğünüz zamanlarda mesela beyaz kuyruklu geyik 8.5-11.5 arası buraya gidiyormuş. Şu an mesela zamanı değil. Şuna bakalım. Koyun da mesela 4.5-7.5 arası gidiyormuş. Bu da aynı şekilde. Yani o saatlerde orada olursanız av bulma ihtimaliniz çok yüksek. Dolayısıyla hani o saatleri iyi takip etmeniz lazım. Saat demişken bu arada. Şimdi şöyle silahımı çıkartayım. Bu arada yeni dürbün aldım. Efsane bir şeyi var <laughs> dürbünün. Saat demişken H harfine basarsanız saklıyor gördüğünüz gibi. Böyle yürüyebiliyorsunuz elinizde hiçbir şey olmadan. Ki bunu pek tavsiye etmem. Yani silah olmasa bile elinizde dürbün olsun. Dürbünle yürüyün anında mesela hayvan görürseniz bakabilirsiniz. Şurada F F ile gösterilen kısmı anlatmadım. O da silahın odak uzak kurşunun düşeceği mesafeyi ayarlıyorsunuz. Şimdi hayvan yakınınızdaysa ise 75 metreye ayarlıyorsunuz. Uzaktaysa işte 300 veya 150 seçiyorsunuz yani onu ve silahın düşeceği merminin düşeceği yeri seçiyor. Dolayısıyla uzaktaki hayvana yakın mesafeli atış ederseniz doğru yere gitmeyebiliyor. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Bir şey daha söyleyecektim. Bu F ile olan kısım yani şu şu an değişen kısım sizde olmayabilir. Onu şurada skill ve perks diye puanlar var arkadaşlar. Bunları kullanmanız gerekiyor. Bunları kazanıyorsunuz tabii öncelikle. Şu an mesela benim kullanmışım galiba. Evet hiç şu anda puanım yok. Harcamışım yani öyle söyleyeyim. Bunlardan zaten ilki işte iz takip etme. Sonra bu bulduğunuz izle alakalı hani daha ayrıntılı bilgi öyle söyleyeyim. Yağmurla alakalı işte hani sizin görüşünüzü arttırıyor. Size %15 daha fazla sağlık veriyor. İzi takip ederken mesela mavi bir şey bulduysanız onun devamını getiriyor vesaire. Hani bu tarz sizin sesinizi azaltıyor falan öyle şeyler kazanabiliyorsunuz. Bunları yapmanızı öneririm tabii ki. Yani bunlar çok önemli şeyler ve bazıları şu anda bende bile açık değil gördüğünüz gibi. Perks'te bir sonraki atışa daha hazır oluyormuşsunuz mesela bunun birinci level'ında. İkincisinde ise bir kurşun attıktan sonraki tekrar hazırlanma sürecini hızlandırıyormuş. Ve bunların şeyleri var, puanları var. Aynı zamanda isterseniz hepsini sıfırlayabiliyorsunuz. 31.500 kredi vererek. Nefes tutma mesela bu çok önemli. Bunu arttırmanızı öneririm. Bu işte o biraz önceki long range veya short range kısmını bu perkle açıyorsunuz arkadaşlar. Rüzgarla ilgili mesela size bilgi veriyor. Ben daha bunu açmamışım. Focus chat. Bu perkte ise arkadaşlar burada İngilizce yazıyor. Holografik dürbünlerde veya kırmızı dalı dürbünlerde veya iron dürbünlerde. Onun hani demir diye geçiyor ayrın ama bilemedim. Yani şeyde normalde silahta nasıl söyleniyor. Şeyi yaptıktan sonra nefesinizi tuttuktan sonra daha bir zoom yapıyormuş. Burada elinizin mesela sallanmasını engelliyormuş gibi. Yani bu tarz şeyleri açmanızı öneriyorum. Onun dışında şurada merdiven gibi şeyler var. Buraya para vererek bir ateş etme yeri kuruyorsunuz. Yani çok önemli mi bence değil ama. Şu turuncu olan şeylerde görevler eğer... Multiplayer girmediyseniz ki multiplayer'de görevler çıkmıyor. Single player'da görev yapabiliyorsunuz. Onları da bu turuncu şeyle gösteriyor. Şimdi mesela gidelim. Hem fast travel'ı da hızlı yolculuğu da görmüş olun. Bu şekilde basıyorsunuz anında gidiyor. Bu arada Mexican Bobcat. Bunu daha hiç görmedim. Bu tarz hayvanları hemen ilk başta avlamaya çalışmayın. Şimdi ekrana bir şey vereceğim. Şu görüntü geçtikten sonra oraya bir ışından alıp görevimize yaklaşalım. Çok güzel böyle binalar falan var. Burası Meksika olduğu için. Müzikte başladı hemen zaten. Şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar şimdi size. Bir ekran gelmiş olmalı şu anda. Bunlar mesela bu haritada bulabileceğiniz hayvanlar ve bunların diamond denilen hani en üst cinsini diyeyim. Nasıl çıkartabileceğinizi gösteriyor. Hayvanların klasları var. Özellikle hani küçük hayvanlar klas 1 olarak geçiyor. Sonra klasik hayvanlar var. Mesela bu haritada çakal varmış klasik olarak. Sonra Mexican Bobcat klas 3. Sonra bir domuz cinsi herhalde bu. Sonra bir koyun var. Büyük boynuzlu koyun. Sonra beyaz kuyruklu işte geyik var ve muldeer var. Katır geyiği. Bu klas 6 bir hayvan. Yani silah seçerken klas 6 bir hayvan vuracağınızı düşünerek silah seçmeniz gerekiyor. Bu da ne demek? Hemen şimdi şuradan içeri giremiyor muyuz? Teşekkürler. Şurada bizim bir şeyimiz vardı. Evet dolabımıza geldik. Şimdi buraya geldiniz. Buradan silahlarınıza bakıyorsunuz. Hangisini almak isterseniz. Sonra kurşunlara bakıyorsunuz arkadaşlar ve bakın kurşunlarda da 2-4 diyor. Yani bu kur şeyle kurşunla biraz önceki yani görüntüde gördüğünüz üzere işte çakal vardı. Sonra Meksikan Bobcat vardı, kedi vardı. Sonra işte bir koyun vardı veya domuz vardı. Onları bununla vurabiliyorsunuz. Yani gidip de bununla bir bizon veya işte ne bileyim geyik falan büyük geyiklerden vuramıyorsunuz. Wer uğramıyorsunuz arkadaşlar? Bursanız da hayvan ölmüyor. Dolayısıyla hani boşu boşuna hem kurşun harcamış, hem zaman harcamış olursunuz. Aynı kurşunların bakın şurada .223 diyor bu kurşunun cinsi. Aynı kurşunların bir polimer tipi var, bir de soft point tipi var. Bu da ne anlama geliyor? Bir tanesi delici oluyor. Bir tanesi patlayıcı oluyor arkadaşlar. Delici olan eğer doğru yerden vurursanız hayvanı anında bile öldürebiliyorsunuz. Patlayıcı da hayvanın hani içine girdikten sonra bir süre sonra ölmesine neden oluyor ama daha uzun bir süre oluyor bu. Dolayısıyla ben size polimer tipi tavsiye ediyorum. Tabi vuracağınız hayvana göre değişir. Mesela burada ne kadar bir metreden etkili olduğunu da yazmış. 150 metreden etkiliymiş bu. Bunlar kurşun seçerken önemli. Öncelikle hangi şeyi seçeceğinize karar veriyorsunuz tüfeği. Tüfeği seçtikten sonra da mesela ben şu an üzerimde ne var? Bir saniye hemen şu şeyden bakalım. Bende Magnum varmış ve bir de Zarza almışım. Zarza biliyorsunuz bir yine DLC. Tavsiye ederim bu arada arkadaşlar güzel silahlar. Şöyle göstereyim bakın. 3 tane modeli geliyor. Şunlar zarzaların birincisi. Şu yanında yazan Moonlight ve Stalker vesaire onlar cinsi diyeyim. Yani normalde bizim için önemli olan kısmı şu. Nokta 308 bakın. Nokta 223 ve nokta 22 LR. Bunlar kurşun modellerini belirtiyor. Mesela Moonlight, Moonlight demeyeyim. Nokta 308'i seçtim. Compatible items yani bununla uyumlu olan şeyleri göster diyorum. Ve 308 polimer tip ve soft point şeklinde iki tane bize şey gösterdi. Bakın bir tanesinin Penetration'ı yani deliciliği 42 iken öbürünün expansion yani patlaması 52. İkisi de 150 metrede geçerli ve ikisi de 4 ile 8 seviye hayvanları vurabiliyor. Yani ayı falan vurabilirsiniz. Zaten bakın şurada ufak bir şekilde göstermiş hangi hayvanları vurabileceğinizi. Şurada mesela ayı var, mus var, büyük geyikler var. Burada da aynı şekilde birinin ucunda kırmızı şey var bakın. O patlayıcı oluyor. Zaten bu delici olmadığı kötü olmasından anlaşılıyor. Bakın bu daha delici bir silah, şey kurşun. Sonra geri gelelim şu Zarza'nın öbür modellerini göstereyim bakın size. Niye aşağı gidiyor bu çok saçma ya. Neyse. Zarza 15'e geldik bakın. Ben bunu Midnight modelini almışım. Rengi değişiyor yani gördüğünüz gibi bakın aynı silah zaten. Compatible items diyelim. Bunda 2 ile 4 arasını vurabiliyorsunuz diyor. Yani daha küçük hayvanlar için. Yine 2 ile 4 arası ama tabi şey değişiyor yine. Patlayıcılığı veya deliciliği değişiyor. Sonra bir diğer silahımıza geçelim. Nerede? Zarzo 223. 223 değil. Ben bundan almamış mıyım ya? Aa, 22'den almamışım galiba. Recommended class 1. Neden? Çünkü ancak tavşan falan vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hindi, tavşan. Ona benzer hayvanları vurabiliyorsunuz sadece. Veya işte kuşlar falan var. Özellikle yeni haritada yeni çıkan bir DLC vardı. Onda bayağı bir kuş var. Bununla ancak onları vurabiliyorsunuz. Ben o yüzden bu şeyi almamışım. <laughs> Silahı almamışım. Oyunda tabii çok daha iyi silahlar var. Benim mesela şu an açamadığım bakın silah puanınızın olması gereken silahlar var. Bu nokta 300'ü ben daha açamamışım. 6092 puan istiyor. Benim 4923 rifle point yani silah puanım var. Burada mesela 5810 istiyor King. Onu da daha açamamışım. Bu silahlar şöyle mesela göstereyim bir tanesini size. Yani açmadan görebiliyor muyuz? Burada isabet oranı, işte kurşun değiştirme hızı, recoil bir tepmesi olabilir mi? Yok şu, şu mu geri? Bir, bir tanesi geri tepmesi galiba. Tam hatırlamıyorum. Dört tane kurşun alıyormuş içine. Şu, şu ikisini tam hatırlayamadım. Mesela bu polimer tipi 442 42 ama vurduğu hayvanlar 7 ile 9. Yani 9'u vurabilmeniz için ki galiba ayıların bazıları 9 oluyor. Onu vurabilmeniz için böyle bir silaha ihtiyacınız var. Bakın yine bir tanesi kırmızı çizgili, diğeri değil. Bu şekilde silahınızı seçiyorsunuz arkadaşlar silahınızı aldıktan sonra da muhakkak kurşunu da alıyorsunuz. Sonrasında ESC'ye basıyorsunuz ve buradan o silahı üstünüze almanız lazım. Bakın burada sizin yerler var. Sizin için yerler var. Buraya onları eklemeniz gerekiyor. Mesela neler var? Şimdi silahlar, kurşunları. Bakın hangi kurşuna gelirsem zaten o silahı da gösteriyor. Dürbünler. Dürbünleri ikisine birden takabiliyorsunuz. Sonra ses çıkartma şeyleri bunlar. Hayvanları çağırmak için. Onunla ilgili de ayrıca bir bölüm çekeceğim. Bu da kokunuzu elemine etmek için yani kokunuzu gidermek için. Aynı zamanda dürbünler var benim yanımda taşıdığım hem bir gece görüş dürbünü var hem de normal dürbünüm var. Dürbünler de tabii iyileri var. Daha iyileri var muhakkak. Ama işte zamanla alıyorsunuz. Böyle her şeyi bir anda yapayım diye düşünürseniz olmaz. Çünkü hepsini bir anda yapamıyorsunuz. O yüzden de olabildiğince dikkatli olmak lazım. Bu neymiş? Evet. Güzel. Görevimizi de yaptık. Burada bir görev devam ediyormuş. Şöyle bir gideyim hemen bakayım. Ondan sonra zaten bu bölümü burada bitireceğim. Yani bizim için önemli olan silahları nasıl seçeceğiz? Haritadaki işaretler ne işe yarıyor gibi böyle bir ikinci bölüm çekmek istedim size. Orası uzakta mı ya? Ses geldi ama. Hindi ses. <laughs> yani şuradan gelmiş kaçırdık. Hindiyi gösterseydim size. Hindiler uçuyor da bu arada. Ne oldu? Ne istiyor? E geldim işte buraya. Ne yapmamı istediğini anlamadım. O elimize aldığımız şey neydi ya? Burada bir şey mi yapacaktık? Kaçırdım adamın konuşmasını. Her neyse. Evet arkadaşlar bu rehber ikinci bölümünde burada sonlandıracağım. Aklınıza gelen sorular vesaire olursa aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Ne ile alakalı hani rehber istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde artık onlardan bir tanesini çekebilirim veya bu konunun içerisine benim anlatacağım konunun içerisinde onu da anlatabilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.